Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Kasım 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Güneş ayın 22'sine kadar Akrep burcunda parlayacak ve hemen ayın başında 1 Kasım'da 9 derece Akrep burcunda yeni ay doğuyor. İkinci evinizde doğacak bu yeni ay, yeni ayın tesirleri ve genel olarak aya baktığımızda aslında sizin için maddi konularda, parayla ilgili konularda çok önemli bir dönemdeyiz. Yani Kasım ayı özellikle maddi durumunuzda belirleyici etkiler getirebilir. Evet, şimdi her yeni ay kendi içinde yeni olasılıkları, gündemleri, başlangıçları teşvik ediyor. Bu yeni ayın yöneticisi Mars Yengeç burcunda olacak ve diğer yöneticisi Plüto ile de karşıt bir açıda olacak sevgili teraziler. 4. ve 10. evinizdeki bu karşıtlık sizin için daha kadersel, daha özel hayatınız, gelecekle ilgili yapılandırmalarınız, planlarınız ama ailevi konularla da ilgili bazı önemli baskılar, duygusal baskılar özellikle yaratabilir. Burada kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Maddi manevi bazı ihtiyaçlarınız olabilir. Belki bir ev almak, belki size ait bir evi satmak, kiralamak ya da aileyle ilgili bir evin dönüşümü, kentsel dönüşüm ve benzeri alanlarda parasal yapılandırmalar, yatırımlar, belki bir yuva kurmak, evlenmek, bununla ilgili tabii ki yine maddi ihtiyaçlar, kariyeriniz, iş konuları, mesleğiniz, kazançlarınız, gelirleriniz, giderleriniz ve benzeri alanlarda önemli etkilerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Aslında bu yeni ay, Akrep yeni ayı, Mars'ın hareketlerini takip ettiğimizde sadece bu ayla da sınırlı değil. Önümüzde biliyorsunuz bir Mars retrosu yaşayacağız. Aralık başında başlayacak ama birkaç ay, özellikle 2025'in ilk aylarında etkisi devam edecek. Dolayısıyla Nisan ortalarına kadar aslında bu yeni ayın tesirlerinin hayatımıza getirdiği konular biraz böyle orta vadede bizi meşgul edebilir. Tekrar tekrar hani uğraşmamız gerekebilir, onlarla ilgilenmemiz gerekebilir. Dolayısıyla Kasım ayında karşımıza çıkan bu koşullara daha bir temkinli, daha dikkatli yaklaşmakta fayda var. Özellikle maddi konularda güvence arayışlarımız da öne çıkıyor tabii ki. Sevgili teraziler, tabii ki bu Akrep sabit burçları etkilemekle beraber özellikle Mars Plüto karşıtlığının öncü burçların son derecesinde olması bir öncü burç olarak sizi biraz zorlayabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz veya yükselen burcunuz 28-29 derecelerdeyse, yani böyle son derecelerdeyse, evet, Mars Plüto karşıtlığının o manipülatif, baskıcı etkisini daha fazla hissedebilirsiniz hayatınızda. Bu bir işte kariyerle ilgili güçlü bir dönüşüm, aileyle ilgili konularda güçlü bir etki, belki yer değişimleri ve benzeri alanlarda daha fazla tesir yaratabilir size. Bununla birlikte sabit burçlarda Akrep, Boğa, Aslan ya da Kova burçlarının 9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bunu özellikle 5-13 derece arası alabilirsiniz. O zaman parasal konularda da yeni ayın belirleyici tesirler getirebileceğini söyleyebiliriz. Akrep kendi içerisinde tabii ki krizlerle ilgilidir, dönüşümlerle ilgilidir. Aynı zamanda arındırıcı, şifalandırıcı bir enerjisi vardır Akrep'in. Kesin ve net hareketler ortaya çıkarabilir. Burada da hani belki kaynaklarınız, onları nasıl değerlendiriyorsunuz, kazançlarınız, geliriniz, gideriniz nedir? Hani buralarda bir netleşme, ihtiyaçlarınızın belirlenmesi, kaynaklarınızın araştırılması ve buralardaki çözüm yollarının bulunması için Kasım ayının size çok güçlü etkiler getirmesini de bekleyebiliriz. 5 Kasım'da Mars Aslan'a doğru geçecek. Mars Aslan'da burada 11. evinize doğru harekete geçiyor. Dolayısıyla hani biraz daha sosyal etkileşimler artmaya başlayabilir. Yani arkadaşlarla daha fazla temas etmeniz, gruplar içerisinde daha aktif olmanız mümkün. Burada özellikle aşk hayatınızda ya da sizi mutlu edecek, heyecan verecek konularda da biraz daha hani girişken olmanız mümkün görünüyor. Bu özel hayatınız, süregelen bir ilişkiniz varsa partneriniz ya da eşinizle de birlikte ya da eşinizin teşviğiyle hayatınıza gelebilecek bazı etkiler ya da birlikte yapılacak aktiviteler anlamında da daha fazla enerji getirmeye başlayabilir. Merkür Yay burcunda ayın 3'ünden itibaren, Merkür Yay burcunda 3. evinizi hareketlendirdiği için hani burada yakınlarla daha fazla konuştuğunuz, belki kardeşlerle daha fazla temas, bilgi alışverişi içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Aynı zamanda bir şeyleri öğrenme konusunda meraklısınız. Bu da size entelektüel bir
güç getiriyor. Bol bol okumanız, araştırmanız, öğrenciyseniz biraz daha eğitim konularına eğilmeniz, bir şeyleri tasarlamanız, yazmanız, araştırmanız mümkün görünüyor bu süreç içerisinde. Seyahatleriniz de olabilir. Kısa da olsa özellikle daha bir hareketlilik, daha böyle bir yerlere gitme, gelme, iletişim trafiğinin artacağını özellikle söyleyebilirim. Ve 15 Kasım'da 24 derece Boğa burcunda Dolunay var. Bu Dolunay Venüs yönetiminde. Venüs de Oğlak burcuna geçmiş olacak. Bu Dolunay biraz da hayatınızda maddi konularda istikrar getirebilen bir Dolunay aslında. Şimdi ayın başında para konularında krizler olabileceğini söyledik. 15 Kasım'daki Dolunay 8. evinizde parasal konuda bir çözüm bulma veya sürpriz bazı destekler anlamına gelebilir. Örneğin bir emlak almak istiyorsunuz, bir kredi çözümü bulabilirsiniz ya da bir borcu ödemek için bir çözüm bulabilirsiniz. Yapılandırma da olabilir bu ya da eşinizin desteği olabilir. Eşiniz iş arıyorsa eşiniz bir işe girebilir, para kazanabilir. Ortaklı bir işiniz ya da hisseli bir para paylaşımınız varsa ki olabilir, işte bir miras konusudur, kardeşlerle olabilecek böyle ailesel bir paylaşım, bir işiniz olabilir. Hani burada bunun çözülmesi ya da hisseli alanlarda bir karara varılması, elinize bir para geçmesi, kendinizi maddi anlamda biraz daha güvende hissetmeniz mümkün olabilir. Venüs'ün Oğlak burcunda olması özellikle bu dönemde daha çok hani ev, emlak işleri, ailevi konularda daha fazla hani huzurda olabileceğinizi, işlerin biraz daha yardımcı olabileceğini, sizi olumlu etkileyebileceğini gösteriyor. Örneğin hani bir evinizi de satabilirsiniz, bir mülkünüzü kiraya da verebilirsiniz. Yani buradan bir gelir elde etmeniz, bir istikrarlı sonuç elde etmeniz mümkün. Ama kronik bir kiracı probleminiz var ya da hani böyle bir sorununuz var. Hani bununla da ilgili belki çözüm yollarını daha rahat bulabileceğiniz bir dönemdesiniz. Lütfen yine kişisel doğum haritalarımıza bakalım. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Akrep, Aslan, Kova. Daha çok Boğa, Akrep burçlarında böyle 24 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa o zaman bu tesirler biraz daha artabilir, hızlanabilir, önemli olabilir. 20 Kasım'da Plüto artık tamamen Kova burcuna geçiyor. Kolektif bir gezegen, bir daha Oğlak burcuna dönmeyecek. Kişisel olduğu kadar daha çok toplumsal alanlarda, politik, işte teknolojik, bilimsel, ekonomik, sosyal her anlamda dönüştürücü, değiştirici, geliştirici bir etki. Bunu zaten önümüzdeki 20 yıl Plüto Kova'da kalacağı için tüm insanlık için tesirleri çok güçlü ve derinden olacak. Önümüzdeki yıl artık Kova burcunun ilk derecelerinde ilerlemesini sürdürecek. Bunu izleyeceğiz, takip edeceğiz. Kişisel olarak teraziler için güzel. Size üçgen açı veriyor Kova burcundan. 5. evden gelecek. Yaratıcılığınızın güçlendiği, özgüveninizin arttığı, belki hayatta biraz daha size keyif veren konuların öne çıktığı bir dönem. Kişisel anlamda çocuklarla ilgili güçlü tesirler, destekler alabilirsiniz. Aşk hayatınızda da gerçekten hayatınıza güçlü konular, ilişkiler gelebilir bu dönemde. 22 Kasım'da Güneş Yay burcunda parlamaya başlıyor. 3. evinizden size güzel bir destek verecek. Bu tabii ki biraz daha entelektüel konular, biraz daha böyle iletişim, kültürel aktiviteler, seyahatler anlamına geliyor. 26'sında Merkür geriliyor Yay burcunda. Evet, şimdi tabii Merkür gerilerken ne oluyor? Biraz hani işler karışıyor. Biraz yavaşlıyoruz. Biraz duruyoruz, düşünüyoruz. Planlar tekrar gözden geçiriliyor. Ertelemeler olabilir bu dönemde. O yüzden ne diyoruz? Ayın 25'ine kadar yapılacak işleri, anlaşmaları, sözleşmeleri, alışverişleri tamamlayalım, netleşelim. Ama 25'inden sonra böyle aniden bir karar vermek çok doğru olmayabilir. Bu dönemde eğitimlerde, işte iletişimle ilgili her türlü araçta, işte arabamız da olabilir, telefonumuz, bilgisayarımız da olabilir, biraz sorunlar çıkarabilir, bir şeyler kaybolabilir, karışabilir. Bununla birlikte kardeş ilişkilerimizde biraz eski mevzular tekrar gündeme gelebilir. Bunlar da hani belki ilgilenmeniz gereken, ertelediğiniz konular olabilir. Seyahatler gecikebilir ya da bazı seyahat ve yolculuklarda zaman zaman problem artabilir. Bunlara karşı daha dikkatli yaklaşacağız, temkinli yaklaşacağız sevgili teraziler. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve ayrıca Instagram'da bulunan 12 Burç kanalımızı da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum.